Merhaba arkadaşlar. Dolguya başlıyoruz yine arkadaşlar. Öncelikle hayırlı işler dileyen, ne bulanan, kolay gelsin diyen Ahmet Kaan Tutuk kardeşimize, Mustafa Özhan ve de Eren kardeşime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arkadaşlar bugün yorumları gördüm hemen. O yüzden böyle cevap verdim. Daha önce de yazan kardeşlerimiz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kolay gelsin dileyen de bulunan kardeşlerimize. Bakın arkadaşlar, yine şu temeli dolduracağız. Şöyle göstereyim. Şu ben daha önce yığdığımız toprak işte. Bunları videolarda anlatmıştık arkadaşlar. Birkaç kere. Niye toprak dolduruyorsunuz? İşte taş, kum falan filan doldurmuyorsunuz. Dolgu malzemesi doldurmuyorsunuz diye arkadaşlar, maliyet yükseliyor. Bunu daireyi satarken müşteriye anlatamazsınız. Ya işte millet toprak dolduruyor, ben taşından doldurdum, o yüzden benim dairem şu kadar farklı diyemezsiniz. O yüzden herkes en düşük maliyette işini yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ya bu ne kadar yeri, ne kadar doğru tartışılır arkadaşlar. Ama bizde bu iş şimdilik böyle yürüyor. Dediğim gibi şimdi millete bizim çok eleştirmeye hakkımız yok. Ha bir de ben şuna çok şey yapıyorum arkadaşlar. Birilerini eleştirirken önce kendimize bir bakmalıyız. Biz ne kadar doğruyuz? Şimdi başkalarını eleştirmek çok kolay. Birilerine mana bulmak çok kolay ama kendimizin ne kadar doğru olup olmadığını kendimizi muhakeme etmek, kendi doğrularımızı bulmak, kendimizin ne kadar doğru işlerini yaptığımızı bir düşünüp ondan sonra eleştiri yapmamız lazım. Yani bu herkes için geçerli arkadaşlar. Bu adam belki veya müteahhitler toprakla dolduruyor, belki yanlış ama biz kendi yaptığımız işleri çok mu dürüst yapıyoruz? Tam anlamıyla mı yapıyoruz? Tam dürüst olarak mı yapıyoruz? Maalesef değil arkadaşlar. Belki yapmaya çalışanlar vardır. İlla ki herkes, ben herkese şey yapmıyorum ama illa ki elinden geldiği kadar dürüst yapmaya çalışanlar vardır ama siz ne kadar isteseniz de dürüst olmayı, bazen şartlar insanı zorluyor arkadaşlar. İnsanın mücadele edebilmesi için, ekmek yiyebilmesi için bazen dürüstlüğünden bile fedakarlık yapması gerekiyor. Yani adama bakıyorsun, 5 vakit namaz kılıyor, orucunu tutuyor, bütün dini vecibelerini yerine getiriyor ama bakıyorsun işinde de eksiklik var. Niye diye sorarsan adama, adam mücadele edebilmek için, ayakta kalabilmek için yapmak zorunda. Bu haklı olduğunu göstermez. Ama maalesef zamanda öyle bir zaman olmuş ki bazı şeyleri isteseniz de istemeseniz de yapmak zorundasınız. Mesela en basitinden yalan söyleme hikayesi. Zaten ben bir ara bunun videosunu yapmıştım. En büyük yalan ben hayatta yalan söylemem diyen demektir yani. En büyük yalanı söyleyen, ben hayatta yalan söylemem diyen kişi yalanı, en büyüğünü söylüyordur arkadaşlar. İstesek de istemesek de en basitinden bizim işimiz mesela, diğer fiyatta çalışıyorsun, başka bir müşteri makine istiyor. Diyorsun ki tamam yarın gelirim. Ama o çalıştığın yerde iş uzuyor, gidemiyorsun. Adama söz verdiğin saatte gidemiyor, bu sefer de mecburen işte yan yattı, çamura battı, teker patladı, vay şöyle oldu, tır arıza yaptı falan filan. Yani durumu idare etmek için bin bir türlü yalanı söylemek zorunda kalınıyor. Ha, şeyle değil ama, çok kötü niyetli bir yalan değil ama sonuçta yalan. Hani yalanın rengi olmaz arkadaşlar.
pembe yalanmış işte. Tam şey yalanmış, öyle bir şey olmaz. Yalan yalandır ama işte diyorum ya, bazı zamanda insan mecbur kalıyor. Konuşmak zorunda kaldığı zamanlar orada ekmeği için, bazen namusu için, bazen bir yuvanın yıkılmaması için, bu duruma göre değişir. Ama söylenmek zorunda kalıyor maalesef. Şimdi konuştuk da konu konuyu açıyor arkadaşlar. Dolgudan yalan nereye geldi diye. Şimdi bazen kardeşlerimiz, ben bundan çok müzdaribim bu konudan. Videoyu yapıyorum. Başlarken anlatıyorum videoya. Kardeşimiz sorunda videoya soruyor. Bu niye yapıldı? Mesela geçen gün kum ocağının havuzunu temizliyorum arkadaşlar. Mil biriken yeri. Ne oluyor? Oraya kumun atık malzemesi, suyla gelen mil çöküyor. Kardeşimiz videoyu izlemiş, diyor ki buraya ne yapılacak kazılınca? İşte yani böyle şeyler anlatmak istediğim şeyi anlayamıyor bazı kardeşlerimiz. Galiba yaşı ufaktı onun. Ama bu tür şeylerle çok karşılaşıyorum. Bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Ama bakıyorsun o vermek istediğin şeye soruyla tekrar yine cevap geliyor karşımıza. Arkadaşlar zaten o bilgisayarı açmışsın. Bir şekilde vakit öldüreceksin. Bir şeylere bakacağım, vakit öldüreceğim. En azından bu işe meyilli kişiler, arkadaşlarımız, bu operatörlük işine meyilli arkadaşlarımız, orada boş şeylerle uğraşacağına, buradan ufak tefek bir şeyler öğrenirse kendi karına olur. Şimdi bazı videolar var makineyle ilgili değil. Adamlar çeşitli yorumlar yapıyorlar. İşte benim 3 dakikamı geri verin, benim 5 dakikamı geri verin. Benim videolarda değil, başka yerlerde de görüyorum bunu. Sırf zaman kaybı falan filan. Ya zaten bilgisayarın başına neye oturuyorsun Allah aşkına? Zamanında biz de yaptık bunu ya. Bilgisayarın başında zaman öldürüyorsun ya. Kim ne derse desin. Hiç değilse bizim videolarımızda zaman öldürmüyorsun, bir şeyler öğreniyorsun. Zaten bir şey öğrenecek insan yazıyor oraya. Oradan sonuç çıkıyor, değerlendirmesini yapıyor. Bakıyor. Ama sen oraya vakit geçirmeye oturmuşsun. Ivır zıvır şeyler izleyeceğine. Burada izle işte, bir şeyler öğren. Sana faydası olsun. Bizim sadece branşımızda değil arkadaşlar. Bir sürü çeşitli meslek dallarından izleyen kardeşlerimiz var. Bayanlar dahi var. Yani bir erkek kardeşimizin bir makine konuda bilgi edinmesi hakkında yani ne zararı olabilir, ne kaybı olabilir? Daha doğal ne olabilir yani? Tamam, mesleğin olmayabilir, izlemeyebilirsin, saygı gösteririm. Ama aynı bizim gösterdiğimiz saygıyı siz de bize gösterin. Zaten orada başlığında yazıyor işte. Makineyle ilgili video senin ilgi alanında değilse kapat gitsin videoyu, başka videoya bak. Adamlar videoların önüne koyuyorlar bir kapak resmi. Yalandan bir başlık atıyorlar. Herkes gidiyor meraktan bakıyor ona. Halbuki videoyla alakası yok. Ben de o niyette olmuş olsam inanın çok videomu izlettiririm. Şu anki izlenmemden de iki katı olur. Çok çok fazla olur. O niyette olsam ya benim videolarımı izlesinler de ne olursa olsun bana ne desem. Şimdi ya bu izlenmelerimin kaç katı olduydu. Ama benim gayem, bunu da başardım zaten çoğu kişilerle. Birebir diyaloğa geçmek, birilerine faydalı olmak. Bu amaçla gittiğim için zaten biraz bizim şeyimiz yavaş yürüyor. Yoksa öyle videomu izlesin ne olursa olsun amaçla gitmiş olsaydım şimdiye bayağı bir yerlere gelirdik. Ha, benim de bir tane videom var. Ha, onda da aslında inanın şey olarak yazmadım. Gelişi güzel. Sırf video sıkıntısından çektiğim. Vatandaş taşı keserken, yonturken, duvarlara döşenen, döşeme taşını yonturken videosunu çektim. Yani gelişi güzel, taşı bıçak gibi kesiyor dedim. Yani hani bizim kesmek deyince aklımıza ne geliyor mesela ilk önce? Bıçak. Hani bıçakla normal bir şey kesiyormuş gibi gelişi güzel söylediğim bir kelime. Ama şu oldu, ne oldu? En çok eleştiri alan videom
Hatta kötü eleştiriler de alan videom ama niye en çok şey alan videom, eleştiri alan videom? Çünkü en çok izlenen videom o. Diyorlar bu nasıl başlık işte, ne alakası var? Bıçakla taş mı kesilir, şöyle mi olur falan filan. Ama demek ki yani o amaçta olsam, bozuk fikirde olsam, sadece videolarım izlensin diye düşünsem demek ki izlenecek. Yani buradan da bu bir gerçek ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ama diyorum ya, derdim sadece benim videolarım izlensin ne olursa olsun değil. Çok kişiden de Allah razı olsun diye mesajlar alıyorum, telefonla görüşüyoruz. Bu bana yetiyor arkadaşlar. Bunu daha öncelerde çok kere söyledim. Bir sürü eşim dostum var. Telefonda görüştüklerim mesela İstanbul'dan Gökhan kardeşim var. Atapazarı'ndan Oktay kardeşim var. Konya'dan Metehan kardeşim var. Bursa'dan Serhat kardeşim var. Van'dan Saadettin kardeşim var. Yani hatırlayabildiklerim, telefonda görüştüklerim arkadaşlar. Efendime söyleyeyim, kimler var başka? İzmir'den Doğan kardeşim var. Ondan sonra Batuhan kardeşim var. Nereden de Batuhan kardeşim? Bak şehri hatırlayamadım şimdi. Yani telefonla görüştüğümüz, birebir görüştüğümüz kardeşlerim oldu bu videolar sayesinde. Bir sürü. Ne güzel oldu ya. Bak şimdi ben hangi şehire gitsem bir alo deyip yanına uğrayıp bir hal hatır soracağım. Bir çayını içeceğim. Bir kardeşim oldu. İşte bundan bir sene öncesine kadar kısıtlıydı. Sadece çevremde dostlarım vardı ama şimdi Türkiye'nin dört bir yanından dostlarım var. Hatta Almanya'dan ha, Mehmet kardeşimiz var. Görüştüğüm, telefonla görüştüğüm Almanya'dan. Arkadaşlar yani bundan daha güzel bir şey var mı ya? Adana'dan görüştüğüm kardeşlerim var. Azerbaycan'dan Elmettin kardeşim var. Ondan sonra kimler vardı ya Rabbi ya? Bak bir sürü eski takipçilerim var. Yani adını sayamadıklarım, hatırlayamadıklarım kusura bakmasın arkadaşlar. Yani çok kardeşimizle telefonda görüşüyoruz. Eski takipçilerim var, sık takipçilerim telefonda görüşmesek bile. İşte konu döndü dolaştı geldi ta Dolgu'dan nerelere. Neyse bu videoyu fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bayağı da uzun oldu zaten. Size de Dolgu'nun bitmiş halini nasip olursa çekerim. Evet arkadaşlar, Dolgu'muz bitti bakın.